Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir Batman videosuyla daha karşınızdayız. En son Riddler'ı bitirmiştik. Bütün yan görevleri yaptım ana hikayedeki. Şimdi 4 tane DLC vardı bildiğiniz gibi. Şurada Expansion Most Wanted kısmında. Bir tanesi bunların Killer Croc, bir tanesi Suikastçılar Birliği, bir tanesi Mr. Freeze, bir tanesi de Mad Hatter. Kendisini teslim etmiş, bekliyor burada. Hazır ben de GCPD'deyken bu görevi yapayım da vakit kaybetmeyelim dedim. Başlayalım bakalım. Yine ne de illüzyonlar peşindeymiş bu Alice. Değil mi? Zaten bir sürü derdimiz var. Trick of your boys in blue. Do they live or die? That's up to you. What have you done with them? Oh, such violent means, but all in vain. Vay be, adam zihnini hiç acı hissetmemek için eğitmiş. Yani ne kadar döversek dövelim, hiçbir caydırıcılığı olmayacak. Don't make me put that to the test. Oh, Batman, allay your fears, prick up your ears. You'll soon hear their tears. Just listen for the siren song. Yes, you'll find your Alice before too long. Kafayı yemiş bu Alice'le ya. Şimdi yine 3 tane polisi bütün adayı gezip bulmam gerekecek muhtemelen. Bu da bayağı sıkıntılı bir iş. Umarım fazla vaktimizi almaz. Ben 25 dakika diye tahmin etmiştim her birini. 25'er dakikadan 1 saatte, 1,5 saatte 4 tane video çıkartırız diye düşünmüştüm. Hızlıca bir gezelim bakalım Gotham'da. Neyse ki koordinat vermiş de. GCPD memurumuzun bilinen son kısmı, son location'ı burada. Bakalım burada şimdi bir siren sesi varmış. Evet, duyuyorum kendisini. Acaba şurada... Ha, arabaların içine koyuyordu bu insanları, hatırladım. Şurada bir araba var gördüğünüz gibi. Bagajında da GCPD memuru var yanlış hatırlamıyorsam. Bir anda üstümüze falan atlamasın şimdi. Ha, patlayıcılar. Ya bombaları da nasıl bu şekilde detone ediyorsa artık. Detonate, ne deniyor ona? Bomba kırma yöntemine bak be. Türk polislerinin en yeni icadı bu işte. I'm late. Adamın bir de yüzü çok berbat bir haldedir. Ağlıyordur ama tavşan maskesi de takmış. Komik görünüyor. Çıkar lan şu maskeyi de yüzünden. Anlat bakayım ne oldu? O komik şeye gülüyorum. Bir de oturdukça başladığımdan daha da aşağı doğru kaymaya çok gülüyorum ya. Eriyen adam gibiyim aynı. Dondurma gibi eriyip kayıyorum. Şimdi şehirde rastgele gezince bulacaksak o iş sıkıntı. O zaman hemen internetten bakarım. Bu seferkini çatıya koymuş. Maske takan polis baya komik diyor. Aha, siren sesleri yine geliyor. Buldum bu seferkini, seri buldum bak. Tabi yine bombalar var. Oo, bu sefer üçlü beşli deaktif ediyoruz bak. Aradığım kelime deaktif, detone başka bir şey. Sanki böyle orada bombalar varken Batman böyle el konsolunu çıkartmış da uzay oyununu oynuyormuş gibi detone şey. Neydi o kelime ya? Bakalım bu seferki nasıl? Bu seferkine daha komik bir maske vermiş. Önce öbürünü önce kaldırdı sonra maskeyi çıkarttı. Bunun maskesini çıkarttı demek. O kadar saçma bir maske vermiş ki buna. Önce onu çıkarttı.
Batman'le kadının arasındaki boy ve cüsse farkına baksana. Sanki tek yumrukta onu öldürebilecekmiş gibi. What the hell happened to me? It's over now. I'll have you taken back to GCPD. Thanks. Tamam, ikinciyi de kurtardım. Bak, burada yanıyor bu. I'll send someone to pick them up. Hatter has a hostage near the lighthouse off Leak Island. I need to find him. Bu oyuna fast travel getirmemişler arkadaşlar. Arkham Origins'te fast travel vardı. Hani harita çok büyük olmamasına rağmen. Bunun haritası da o kadar büyük değil. Çok kolay bir şekilde yandan yana gidebilirsiniz. Ama bunda fast travel yok. Olsa daha güzel olurdu. Mesela PlayStation 5'in kalitesinde, SSD hızında bir fast travel olan oyun olsa da çat çat gidebilsek çok güzel olur yani. Bu yanlış yerden yönlendirdi beni. Bu arada ben gameplay kanalıyım arkadaşlar. Unutmayın. İnsanlar beni Batman oyunları için izliyor. Bunun da bilgisini vereyim. Nasıl hatırladın lan yıllar önce oynadığın oyun? Buraya arabayı nasıl getirdin? O da bir ayrı bir soru, aynı. Bu ölmüş galiba, arada hiç hareket ediyor. Bir dakika, şimdi ben bir Clash Clans oynayayım da. Sen orada biraz bekle, ben de köyümü bombalardan kurtaracağım şimdi. Oo, bu biraz zor. Patlıyor bunlar. Son bombayı zor yapmış. Bunda bir şey... Oo, hayır, bu şey. Joker kahkahası attı adam orada. Bu saçma oyunlarla Batman uğraşmaz normalde, var ya bu hostage'lar olması. Any word on the missing officer? Sergeant Laurie actually just showed up at the precinct. Said he blacked out. Woke up without his car. Aa, gelmiş o. I don't buy it, Batman. Tench is up to something. I'll make him talk. Geliyorum bakalım. Let me know if you need a hand or a hook. Güzel bir kelime oyunu yapmış adam, kolunu kaybetmesine rağmen. Keş'in elini sanırım Killer Croc koparmıştı. Keş'in eli yok, bir tane eli yok. Onun yerine bir tane kanca var. Ve Arkham Asylum'daki ses kayıtlarından hatırlıyorum. Sanırım onu Killer Croc kopartmıştı. İzlemek isterseniz şu ekranın sağından Arkham Asylum hasta kayıtlarını izleyebilirsiniz Türkçe şekilde. Onu da çevirdik yani. Bunlara bakmak lazım. Oyuna o kadar para veriyoruz, 300 lira. 15 saat oynanış süresi sunuyor ama detaylarla sen 20 saate çıkartabilirsin. Muhtemelen kahve bardağı falan tutmak içindir. Gitgide aşağı kayan adam olsun benim kanalımın adı Arda. Kim o? Aaron Cash mi o? Cash geldi, dövüyor. Hem de silahlı silahlı dövüyor milleti. Harbiden Gotham, şey, Two-Face bu sefer haklı Riddler hakkında. Onlar tamamen vakit kaybıydı. Yes, I found my Alice. No more games, Jervis. Where's the other hostage? Oh yeah, why yes, there's three. Oh silly me. Şimdi kitabı açacak. Kitap da böyle büyülü bir kitap. Batman'in aklını bir anda çalacak şimdi bak. Tell me. Yok artık. No, Joe, control your rage. The answer is there. Just turn the page. Her şeyi dayakla halletmeye çalışan bir adam değil mi bu Batman? Yok, korkutarak halletmeye çalışıyor. Aha, çevirdi, bakalım şimdi ne oluyor. Asylum. City, Asylum, Origins hepsini göreceğiz mi acaba? Hı hı, cidden göreceğiz. Çok iyi o zaman. Peki bu sırada yanımızdaki polis memuru ne yapıyor? Ne oluyor Batman, niye öyle yapıyorsun falan mı diyor. Vardı içeri girdiğimde bir polis memuru vardı, duruyordu. Aa, ne oldu bak? Telltale oldu. Sanki böyle bir tane dövüş oyunundaki karakter olur ya, ona benzedi. Yani Injustice tarzı bir şey oldu. Batman böyle olsa oynanır mı peki? Bana da öyle geldi. Aha, geldi deliler. Bu da Arkham, Arkham Knight grafikleriyle Arkham Asylum oynasaydınız nasıl olurdu değil mi? Öyle bir video çekeyim. Follow the White Rabbit. Nerede White Rabbit? Göremiyorum White Rabbit'i. Aha, bu mu White Rabbit? O adam siyahi ama hiç white'lıkla alakası yok onun.
Bunlar ayağa da kalkmıyor bir de. Gel bak gel tamam. Hold still. Let me help you. Freedom waits for the one who's... You're late. The page is turning. Keep up, Alice. Ne kadar korkunç bir şey lan bu. Adam bir de orada sorgu masasında duruyor. Ama seni de esir etti orada. Onun tırnağına bak. Bakacağım, dikkat edeceğim. Aynen City. Arkham City'de de bize bayağı bir bela olduydu bu adam. Bunun videosunu da izlemek isterseniz arkadaşlar. Çektik, onu da izleyebilirsiniz. Bu seferkileri seri hallettim. Oo, brutlar falan garip şeyler geliyor mu peki Arda? Bunlar polis olanlar. Evet doğru. Güzel tasarlanmış. Peki Arkham Origins ile ilgili bir şey geliyor mu? Ya oyunu unutmak istiyorlar ya. Zaten bunlar da yapmadı ya onu. Lan taş attı adam beni yendi. Çıkar lan şu maskeyi de. Bak tırnağına bakalım. Aha. Aslında şu sıra ben şeyi çok merak ediyorum. Tam şu sırada Batman dışarıdan bakan biri için nasıl görünüyor? Küçük Batman. Aha. Arkham Knight geldi Arda. Bak silahlar, turretler. Burada da Militia. Ben bunların hepsini hallettim tabii. Daha Militia ile ilgili bir derdimiz olmaz yani. Kolay kolay. Zaten 3 milyar dolarlık bir orduyu halleden Batman'e de kimse kolay kolay yanaşmaz. Çok iyi olmuş. Riddler şey mi? Hangisi? Harbi mi? Hangisini kullanmış? 4 tane at. Ya bir de işin garibi ne biliyor musun? Onlar yaparken böyle havada kalıyor dinlersen orijinal kaydı. Ama eserin içine koyup dinlersen süper oluyor. Tamam. Ya yanlışlıkla yine vurdum onu. Evet sorguluyorum Arda. Aa bu o polis memuru değil mi? Hmm, yanlışlıkla onu dövüyormuşum bunca zamandır değil mi? Gitti adam. Niye böyle korkuyor? Artık hiçbir şey yok yani. Sen ayaktan gebertebilirsin onu. Of be. Bir de zihnini eğittim diyor ben acı için. Olsun ya. Ayaktan gebertirsen. Don't you see? You're mad. You're just like me. Herkes de Batman'e sen de delisin diyorlar ya. Jarvis kel kalmış Arda. Aa öyle bir yer mi var? Ulan sen bu oyun hakkında çok şey biliyorsun o zaman. Bu sektör kısmını PNC özel yapmışlar. Vay be. Bir de hala bulmacalı konuşuyorsun. Bir tane batarangı vuracağım. Bak sağ tarafa. Sağ taraf. Ha, burası da Freeze'in yeri mi? Killer Croc. Killer Croc da Freeze gidiyor çünkü. Freeze gidiyor. Şimdi hız kesmeden diğerine geçiyorum Arda. Evet sevgili arkadaşlar, ilk düşmanımız olan Mad Hatter'ımızı yakaladık. Bir sonraki bölümde de Mr. Freeze'i yakalayacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.